Süper FM'desiniz, Sinan Akçıl. Yine tabii ki stüdyo konumuz, saat 14'e kadar yayın devam edecek. Son 25 dakika. Vay arkadaş. Aman tanrım. Sinan, gelen mesajlardan bir kısmını okuyalım. Sinan Akçıl'a soruyorum, hashtag'i açtık. Burak demiş ki sakalların neden kesmiş ki? Burak'cığım, bunu Burak kızlar sorsun. Sinan, sakalların neden kessin? Ben soruyorum, hadi bakalım. Ha, pardon, tamam. Vallahi bilmiyorum ki yani, sakallarımı zaten herkes sakallı yani, ben sakalsız bir şarkıcı görmedim Türkiye'de. O yüzden bari bir tane olsun dedim ya. Yine laf sokuyoruz, yine her zamanki gibi. Yok yok, laf sokmak yok. Sokmadım peki. Hayır, sakaldan bahsediyorum yani. İzmir'de konser olacak olsun mı? İzmir'i bilmiyorum şu anda, inşallah olur. Yurt dışından, Almanya'dan çok fazla mesaj İlk geliyor. İlk Alanya var, sonra Antalya, Edirne, Ankara, onları söyleriz sonra isterseniz. Klip nereden çekilecek, nerede çekilecek diye bir soru gelmiş. Belli mi nerede çekilecek? Bizim evin önünde başlıyor pazartesi. Vay arkadaş. Bilmiyorum mekanları. Bu kadar mütevazı olmak zorunda mı demiş Birgül. Yani bilerek öyle ekstra bir şey yapmıyorum. Çok teşekkür ederim ama Birgül'cüğüm. Sanatçılara verdiğim bestelerden albüm yapmayı düşündün mü demiş Ahmet Can. İleride. Biraz İleride. Yaş geçince. Peki. Ne zaman Paris'e geliyor? Paris, oh la la, je suis très content d'aller à Paris. Ne diyorsun Sinan? Anlayacağım şeyler söylüyorsun. Fransız lisesinden mezun oldum, belli etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe finale kaldı mı? Amsterdam'a gelecek mi? %99. Peki, marş yapmayı düşünür mü Fenerbahçe demişler? %85. Vay, her şeyi %50 açıklıyor. Sürüne sürüne ayağa kapı olacak herhalde. Peki, verdiği şarkılar içinde keşke bunu vermeseydim de ben okusaydım dediği var mı? Kapı çalıyor. Allah canınızı alsın. Deli bunlar. Sinan Taç yapmışlar ya. Sinan Taçlar çok tatlısınız ya. Onlardan birini istiyorum Berk'cim. Sümeyye'cim. Peki. Şanlıurfa. Çok fazla şey mesajı geliyor, konser ama illerden. İstersen hani bildiğin varsa bir tek Antalya mı şu anda? Alanya ile başlıyoruz. Alanya, tamam. 26 Mayıs Alanya Dostluk ve Barış Festivali açılış konseri. 26 Mayıs'ta Alanya'dayım. Sonra 12 Haziran Antalya, daha sonra büyük Ankara Festivali var Ankara'da, sonra Edirne, Kırkpınar, Konya, şu anda bunları biliyorum Duygucuğum yani. Peki, şey soracağım Sinan şimdi, yalnız ne soracağım unutmuş olmam, muhteşem gerçekten şu an. Aynen canım, olsun ben anladım, evet olabilir, bence de öyle. Hatırladım. Şimdi Justin Bieber'la alakalı, şimdi bunları soracağım doğal olarak. Justin Bieber, Justin Bieber. Sinan Kırmızı Bieber. Sinan ya. Haydi. Justin geliyor, konserine gidecek misin? Ya gidecektim ama iki tane Bilibra verdim biliyorsun bileti. O yüzden gidemiyorum yani. O yüzden onlar gitsin dedim. Ben gidemiyorum ama güzel geçeceğine eminim tabii ki. Çok eleştirdi fotoğraflar. Çok kızdın mı? Yoksa hani beklediğin bir şey miydi? Esniyor. Yok canım benim yani nasıl benim... Eleştirilmeyince kızıyorum ben biliyorsun. Benim çok işime geliyor yani o kadar eleştirilmek. Beyaz'ın yaptığı skeç yalnız. Yıkılıyordu. O nasıl bir skeç? Ben Süperdi. Gerçekten çok güldüm sana. Ben yani önceden seyrettirdi bana sağ olsun. Yayınlayayım mı yayınlamayayım diye. Hem öncesinde hem sonrasında çok güldüm. Çünkü yani yurt dışında bu böyle. İnsanlar kendileri dalga geçmedikçe hiç o konular kapanmıyor. O yüzden artık bu konuyu hani öyle bir şekilde 3 yıl önceki konserime giderek falan... bir son vermek istedik aslında beraberce. Hı hı. Ve gerçekten sokakta ya yani herkes ama herkes beyaz şovu konuşuyor o gün ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani benim manavımdan bakkalıma kadar herkes seyretmiş sağ olsunlar. Ben de çok mutlu oluyorum. O skeçten dolayı da Beyaz'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde aslında biz dalga geçtik yani. Ben çok güldüm, hatta tweet de attım. Aşırı gözümden yaş geldi yani, öyle ya, özellikle elleri yukarıda duran adam bana. Biz hayranıydık. Hayranıydık, geldik, elektrikler kesildi falan. Ben en çok şeye güldüm. Çok güzel emek var yani. Yüzü vardı yani. Ben beklemiyordum. Bir anda alttan vurdu. Ya. Bunlara bu kadar güleceğin aklıma gelmez biliyor musun? Ama yani tabii ki ortada panik olacak bir durum olsa insan gülmez ama panik olacak bir durum olmadığı için yani tabii ki şimdi Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal 20 yıldır var olan insanlar. 20 yıl önceki albümlerini dinleseler eminim dalga geçiyorlardır yani kendileriyle. Onlar da bu erdem varken benim de bu şekilde... Gelip de böyle ukalaca hani niye böyle bir şey ya da bu skeci yayınlamayalım demem hoş olmaz yani. Bence tabii ki 3 yıl öncemle dalga geçeceğim ben. Bunları öğrenmek, başarmak zorundayım ki hani zaten bu kariyerin sonuçta aslında öbür anlamda
tabii ki yüksekte sağ olsunlar insanlar beni yüksek bir yere koydular bestecilik ve prodüktörlük anlamında ama şarkıcılık kariyerimde aslında ikinci solo albüm bu. E tabii ki normal bu kariyerimin başında olarak görüyorum kendimi. O yüzden bunlara eğer olgunlukla yaklaşmazsam yani 15-20 yıl sonra deliririm yani. O yüzden şimdi bu gençliğin ve bu mutluluğun tadını çıkarıyorum. Tabii ki dalga geçeceğim ve tabii ki eğleneceğim. Sonuçta oraya gelen birçok sanatçı arkadaşım kendine en aleyhte olan şeyleri tatlı bir yolla söyletti. Yani benim de yapmam gerekiyordu bence yani. O yüzden buradan tekrar teşekkür ediyorum bütün ekibe. Çok güzel bir emek verdiler ve çok konuşulduk bütün hafta boyunca. Hakikaten mutluyum o yüzden. Peki, şimdi Hande Yener'le iş olarak ayrıldınız. Bir sonraki albümde senin hiç şarkın olmayacak mı? Öyle bir iddiamız yok yani. Hı-hı. Öyle bir... Yani öyle bir şey ne ben olacak ya da olmayacak diyemem ama nefes almamız gerektiğini düşünüyorum Duygum. Hı-hı. Çok güzel işler yaptık. Hande çok yani... En kıymetli işte 2-3 sesten biri benim için Türkiye'de ve tabii ki güzel 3 albüm 3 single biraz çok kolay bir iş değil yani 3 yıl içinde. O yüzden hani birazcık ara verdikten sonra belki daha büyük bir şekilde şarkı yapılır ama ben Hande'nin de başka bestecilerle çalışması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü biraz da farklı yorumlar insanlar özlüyor olabilirler. Ben de hani şimdi işte Sayın Emel Sayın'la, sevgili Ebru Gündeş'te, Sayın İbrahim Tatlıses'le çalışarak belki tekrar buradan ilk kez söyleyeyim, İzel'le bir araya geleceğiz, belki bir proje yapacağım ona. Hani bu renkleri tekrar tadarak ondan sonra tabii ki tekrar bir gün neden müzikal bir buluşma olmasın, asla bir anlatıldığı yazılı çizildiği gibi kavgamız, düşmanlığımız yok ama bazen tıkanma noktasına geldiğini hissedince biraz ayrılmak iyidir ki müzikal anlamda sonra tekrar bir gün buluşabilesin, şarkı paylaşabilesin yani. Bir şey soracağım. Bu Beyaz Show'daki şeyle ilgili, bu sizin yaptığınız mix ile ilgili çok fazla yorum yapıldı Twitter'da. İşte Ajda Pekkan'ın arada Potpourri. Sırada. Evet, Potpourri ile alakalı. Potpourri demek istemedim ben. Potpourri diye geçiyor. Yesim geldi. Aynen canım. Mesela bazı sanatçılar da yorumlar yaptılar. Yalan onların hepsi. O gazetede yazanların hepsi yalan. Hepsiyle konuştuk. Ben gördüm birkaçını ama. Bir tanesi var. Bir tanesi doğru. Ama mesela Asuman Kraze'yi, Sıla'yı yazmışlar ki hani... Onları kız, gördüm. Yani... Onlar bir şey soracağım. Da, mesela böyle kızıp, böyle yorum yazanlar yazıp yani, şarkı vermem dediğin olmuyor mu? Onları da zan altında bırakıyorlar. Olmayan hesaplardan yazmış gibi göstererek hani çok yanlış olmuş. Diğer insanlar zaten onların kendi kompleksleridir. Yani benimle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Peki. Ama tabii ki onlara da saygı duyuyorum bu arada. Bir daha söylüyorum. Buradan vurgulayarak söylüyorum. Benim hakkımda konuşmak ve çok gerçekten işe yarayan bir şey insanlar için. Ama yaptıkları zaman da inanın ben böyle öfkeden deliye falan dönmüyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. Ayrıca beğenmeyebilir. Beğenmek zorunda değil. Kimse benim şarkımı dinlemek, bestemi dinlemek, beğenmek, albüm almak zorunda değil ama tabii ki şimdi aynı piyasada olunca birazcık hani merhabalaşmış bir insansan onu kendi de toplumunda söylersin ama hani oradan yazmakta, açık açık yazmakta biraz başka şeylerin göstergesi oluyor. O yüzden hani hepsini gerçekten müzik yaptıkları için bir kere çok seviyorum. İyi ki hepsi var. Hep beraber herkes kendi payına düşeni alır. Allah zaten büyük. O yüzden Allah gerçeği gösterecektir zamanla. Herkes kalbine göre takılır. Ama tabii ki ben bir telefon hakkım olsa onları değil, gerçekten kalpleri güzel olan, kalpleri büyük olan, kalpleri yüce olan, içinde kıskançlık barındırmayan insanları ararım. O yüzden ben, şimdi telefon... Bir dakika, ben bir telefon hakkım olsa kimi arayacağım biliyor musun? Sen kimi ararsın? Doğruysa tek bir telefon hakkın var. Kimi ararsın? Tek bir isim istiyorum. Yani herhalde anneannemi ya da annemi ararım gibi geliyor. Hani ama ne isteyeceğim var. Yani eğer yani ölüyorum gidiyorumsa onu ararım. Ama eğer bir ilanı aşk yapıp şey yapacaksam hani o anda hayatımda özel birisi varsa o kişiyi ararım. Ama hani 15 yıl önce sorsan eğer para isteyeceksen babamı ararım. Hakan Altun'u arayacağım. O telefon başında bekliyor ya onu. Ay inanmıyorum Duygu. Güzel.